Hemen hemen oldu. 20 yılda şeker hastasısın. Peki düzenli tedavi görüyor mu şeker hastalığı için? Evet, geçen de bir hafta yatırdık hocam. Şekeri çok akıydı. Diyetine dikkat ediyor mu? Evet, ilaçları kullanıyor hocam. Biliyorsunuz şeker hastalığında en önemli şey diyet ve tedavidir. Yani biz aslında hekimlerin olay %20 katılımı var. Aslında hasta diyetine dikkat edecek, düzenli egzersizlerini yapacak, ilaçları düzenli kullanacak. Eğer buna dikkat ederse ciddi problem olmaz. Ama etmezse maalesef görme kaybı olur. Bak sağ gözle böyle bir problem yaşamışız. Zaten görünmüyor, ameliyat oldu. Evet, bugün şeker hastalığını konuşacağız. Adı güzel ama kendi kötü bir hastalık. Diyabet hastalığı konuşuyor. Diyabet hastalığı görme kaybı, çift görme ve kalıcı görme kaybı yapabilecek geniş bir yelpazede gözde problem yaratan bir hastalık. Geçici görme kayıpları en sık şekerde, kan şekeri dengesizliğinden dolayı yüksek kan şekeri veya düşük kan şekerine bağlı hastalığa geçici görme kayıpları olabilir. Biz biliyoruz ki diyabet hastalığı gözde en çok gözün arka kısmında özellikle görme merkezi olduğu retinayı etkiler. 15 yıllık bir diyabet hastasının maalesef %75'inde gözün arkasında problem tespit ediyoruz. Yani 4 hastadan 3'ünde diyabetik retinopati tespit ediliyor. Unutulmamalıdır ki şeker hastalığı düzenli bir tedavi, iyi bir takiple hastalığın oluşacak hasarı ciddi anlamda azaltıyoruz. Göz vücudun bir aynasıdır. Asla yalan söylemez. Şeker hastalığının tedavisinde en önemli basamaklardan bir tanesi hastanın düzenli tedavisine dikkat etmesi, düzenli bir egzersiz ve nasıl ki göz hekimiyle beraber, dahiliye ve endokrin hekimiyle beraber iyi bir şekilde hastanın takip edilmesi gerekiyor. Biz biliyoruz ki diyabet hastalarını iki gruba ayırıyoruz. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabette hastayı tanı konduktan 5 yıl sonra mutlaka yılda bir kez göz muayenesine almamız gerekiyor. Tip 2 diyabette genelde tanıları biraz daha geç konduğu için hastaları tanı konduktan hemen sonra hastayı takip ve tedavi etmemiz gerekiyor. Unutulmamalıdır ki çok basit bir göz muayenesiyle, bir damlalı göz muayenesiyle şeker hastalığının gözdeki hasarlarını tespit edebiliyoruz. Göz hekimi olarak sadece hastaların birçok enstrüman var elimizde aslında. Bunlardan en basitinde hastanın lazer tedavi. İkinci enstrümanımız elimizde hastada enjeksiyon tedavileri var. Üçüncü enstrümanımız ise eğer bunlarla hastanın şekerine bağlı gözün arkasını hastalığı kontrol altına alamıyorsak o zaman biz hastaya ameliyat tedavisi de bir alternatif olabilir. Son sözlerimi şunu söylemek istiyorum. Tehlikeyi görmezlikten gelmeyin. Eğer diyabet hastasısanız yılda bir kez mutlaka göz muayenesi olun. Diyabetinizi tanıyın, gözünüzü koruyun diyoruz.